orada tam şey. Hadi tamam hadi gel ya. Dön oğlum o yana. Biraz daha çocukla. Bugün Kocasinan ilçemiz Mahzemin mahallemizdeki mevsimlik işlerimizi ziyarete geldik. Onlar zaten şu anda fiili olarak sahada çalışıyorlar. Biz de arkadaşlarımızla beraber çocuklarımıza hem farkındalık yaratmak adına hem bakanlığımızın isminin daha fazla duyurulması adına hem de onları mutlu etmek adına bir aradayız. Tabii beraberinde proje ortaklarımızdan olan Kızılay'ımız burada. Kocasinan Ziraat Odası Başkanımız burada. Mahalle muhtarımız burada. Ve tüm teşkilat olarak biz buradayız. Elbette ki tarım işçilerimiz tarımın vazgeçilmez unsurları. Bu ülkede ne kadar biz tarıma muhtaçsak, ne kadar tarıma ihtiyacımız varsa bir o kadar da mevsimlik tarım işçilerimize ihtiyacımız var. İnşallah şu anda ajansa yapmış olduğumuz bir proje çerçevesinde önümüzdeki dönem içerisinde bu sahalarda sabit tuvaleti olan, banyosu olan, mutfağı olan tesisleri yapmak için çaba sarf ediyoruz. İnşallah bu konuda da ciddi bir yol kat ettik. Bugün Kızılay burada hem eğitim verdi, hijyen eğitimi verdi. İşte anne çocuk sağlığıyla alakalı bilgiler verdiler. Beraberinde bizim arkadaşlarımız da aynı şekilde gerekli bilgilendirmeleri aktardılar. Çocuklarımızı mutlu ettik. Çocuklarımızı mutlu ettikçe de biz mutlu oluyoruz zaten. Burada aynı zamanda onlara faydalı atıştırmalarımızdan getirdik. Bu yine bakanlığımızın bir projesi. Bu proje çerçevesinde engelli kadınlarımızın tarıma kazandırılması projesi çerçevesinde kadınlarımızın elde etmiş olduğu birlikte üretmiş oldukları kurutulmuş meyvelerden de çocuklarımıza ikram etme imkanı bulduk. Mutluyuz. Üreticilerle beraber olmaktan mutluyuz. Çocuklarımızla birlikte olmaktan mutluyuz. Tabii Covid-19 süreci çerçevesinde tarım işçileriyle alakalı tüm tedbirleri de hem çıkış noktalarından hem varış noktalarında teşkilatımız olarak da almaktayız. Bugün de burada onlarla farklı bir etkinlik yapmış olduk. Ben Türk tarımına katkılarından dolayı aslında özellikle mevsimlik tarım işçilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu bölgedeki çapanın, sulamanın büyük bir çoğunluğu bu arkadaşlarımız sayesinde olmakta. Evet, ülkemizdeki yerli ve milli üretimdeki katkılarından dolayı biz bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Burada bugün psikososyal destek programımızla birlikte mevsimlik tarım işçilerimizin yaşamış olduğu bir sıkıntılı süreçte yanlarında olabilmek adına ve buna binaen aynı zamanda Covid-19 salgın seviyesinde bilgilendirme yapmak amacıyla Kayseri Tarım İl Müdürlüğü işbirliğiyle bir faaliyet düzenlemiş olduk. Burada faydalanıcılarımıza hijyen kitleri dağıtıyoruz. Çocuklarımızı uçurtma ve balon dağıtımında bulunuyoruz. Ve aynı zamanda Covid-19 ile alakalı bilgilendirme yapmak amacıyla bulunmaktayız. Bu Covid-19 şeyinden sonra, hastalığından sonra bunların buraya gelmesi, gitmesi, bütün prosedürleri il müdürümüz, ilçe müdürümüz birlikte zaten takip ettik. Buraya gelmelerini sağladık. Çünkü bunlar olmazsa olmazımız, tarım işçileri olmazsa biz üretim yapamayız. Yani mutlaka bunların gelmesi lazım. Tabii ki biz bunlara muhtaçız, bunlar bize muhtaç. Hiç sorun yok.
Ama bu insanların burada hijyenik bir ortamda daha sağlıklı, daha güzel bir ortamda yaşamaları bu insanların da hakkı. Biz onun için bugün buradayız. Eksiklerini gördük, istişare ettik. Burada bunların nasıl yaşayacağını, nasıl yaşadığını gördük. Bundan sonra inşallah buraya il müdürümüz, biz ve belediyemiz olarak buraya bunların daha iyi bir ortamda, hijyenik ortamda kalmaları için çalışmalar yapacağız. Zaten devletimiz de bu konuda önceden bir projesi vardı. METİP diye, yani mevsimlik tarım işçilerinin konaklama projesiydi. İnşallah burada bunların kalacağı yeri yapacağız. Biraz daha.